unuttum onlardan da. Herkese merhaba canlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz efendim. Evet, gördüğünüz üzere ben ortada toparlıyorum şu anda bu arada. Şöyle yapayım. Bulaşıklarım vardı akşamdan. Onları şimdi yerleştirdim. Bulaşık makinesini boşalttım. Yenilerini koydum. Şimdi burada yumurtalı bir tavam var. Özgü yumurta yapmış gitmeden. Sirke alacaktım makine için. Unuttum. Bitmiyor. Neden diyeceksiniz? Bakın işten eve geldim. Şu anda mutfaktayım. Eve gelir gelmez üzerimi çıkardım. Ondan sonra makineye çamaşır attım. Makineyi başlattım. Bir saat sonra çamaşır atacağım. Bittikten sonra. Daha sonrasında şu anda mutfaktayım. Mutfağı toparlamaya çalışıyorum. Bu taraftan da şimdi yemek yapmaya başlayacağım. Yani gerçekten diyorum ya, bitmiyor. Daha sonra Oğuzhan gelecek. Ondan sonra Oğuzhan'la bugün gerçi Gans Tarkı var. Okulda yapmış olabilir dersini. İnşallah bitmiştir. Bitmediyse onunla birlikte ders yapacağım. Bitmiyor arkadaş, bitmiyor yani. Kim ne derse desin bitmiyor. Bu arada çeşme açık çünkü su ısınsın diye bekliyorum. Suyu kapatmadım gibi yazmayın hemen çünkü suyun ısınmasını bekliyorum biraz. Lavabonun içini falan temizliyorum. Daha sonra şu tuzluğu da bir atayım. İçinde tuz kalmamış zaten. Bu da yıkansın. Akşam saat 8'de anca oturuyorum ya da oturmuyorum bile. Öyle söyleyeyim size. Çocuklarda. Hadi onu yap, bunu yap. Hadi o kalmasın, bu kalmasın. Burayı da toparlayayım. Derken hiçbir şey. Yani bir bakıyorum akşam olmuş. Zaten dışarısı öyle bir karanlık ki anlatamam size. Bu arada şunu da makineye atayım. Dışarısı öyle bir karanlık ki şu anda anlatamam size. Ya yağmur yağacak ya kar yağacak. Yine bilmiyorum. Birden kapattı hava. Bu arada Türkiye'de gerçekten Allah korusun. Gerçekten korusun. Çok çok aşırı derecede fırtınalar var. Yani her yerde mi öyle bilmiyorum ama mesela bizim orada da bayağı bir fırtına falan olmuş. İstanbul'da zaten haberlerde gördüğüm kadarıyla 4 ölü diye okudum. Belki daha bile fazlası vardır. Dediğim gibi benim okuduğum sadece 4 tane. Şimdi tam olarak da bilmiyorum ama Allah yardımcınız olsun. Türkiye'de de hava şartları şu anda hiç iyi değil. Valla Allah artık yavaş yavaş dünyanın sonunu gösteriyor bize herhalde. Çünkü yani hiç iyi zamanlarda yaşamıyoruz. Gerçekten yaşamıyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü o kadar çok şimdi bu söylediğim de belki yanlış anlaşılacak ama gerçekten öyle. Her şey tersine döndü. Geçen gün bir video gördüm. Gerçekten çok doğru. Kızlar hazırlanın. Askere gidiyoruz diye atmış. Gerçekten de öyle. Diyorum ya, tersine döndü. Allah'ım korusun. Evlatlarım var. Kimseye mana bulmak da istemiyorum ama bilmiyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Bir de yani örnek, ya fenomen bunlar yani. Örnek oluyorlar çocuklara ve hiç iyi örnek olmuyorlar bence. Nasıl yasaklamıyorlar, nasıl şey yapmıyorlar, nasıl hala daha da onları beğenen ve destekleyen insanlar var. Ben kimsenin tercihini, ya bu artık tercih değil, bu artık sadece şöyle söyleyeyim. Hani tercih olarak o şekilde yaşayan insanlara tabii ki de saygı duyuyorum. Herkesin kendi tercihi, bir şey diyemem ama sadece fenomen ya da bir yerde de gelebilmek için bunu yapan insanlar da var. Ve dediğim gibi maalesef ki hiç iyi örnek olmuyorlar. Yani bilmiyorum, dediğim gibi bana şimdi büyük bir ihtimal karşı çıkanlar da olacaktır. Niye öyle düşünüyorsun diye. Çünkü yani normal bulanlar var artık bu olayları. Bence normal değil. Tabii ki de önceden de vardı böyle şeyler ama bu kadar değil. Bu kadar göz önünde değil. Şu anda dediğim gibi çok kötü örnek yani çocuklarımıza. Çok çok kötü örnek. Yani ama ben yani onaylamıyorum açık söylemek gerekirse. Dediğim gibi büyükle konuşmak istemiyorum. Evlatlarımız var ama
hiç iyi zamanlarda yaşamıyoruz açık söyleyeyim. Açık söyleyeyim yani size, hiç iyi zamanlarda yaşamıyoruz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Bu arada şunu atacaktım, öbürkünü çıkardım. Evet, burası tamamdır. Şimdi... Ay bu bitti. İç vefat oldu. Sen pizza yok. He? Abi pizza yaptım. Pizza yok bugün. Her gün pizza olmaz. Bugün sıcak yemek var. Bugün güzel tavuk yapacağız. Böyle köri tavuklu. Ondan sonra bak sana su aldım ben. Ben su içeyim. Ah, bununla içer mi? Evet. İçer mi? Evet. Evet, bu arada eve gelirken birkaç bir şey... Dur, 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 sıkma. Sıkmadan iç. Buradan tut. Sıkmadan iç. Heh. Eve gelirken birkaç bir şey aldım. Şöyle biraz ekmek aldım. Ondan sonra dondurulmuş sebze aldım. Domatesimiz yoktu, domates aldım. Ondan sonra bir tane bugün yapacağım. Bu sefer unutmadım, bir tane ceviz aldım. Gavur da salatası yapacağım çünkü ne zamandır canım istiyor ve yapamıyordum. O yüzden bugün onu yapacağım. Daha sonra şöyle 2 adet krem aldım. Bunlar şu anda Billa'da, bir alana bir bedava arkadaşlar. 59 sente düşüyor yani. Ve bir tane ev kokusu aldım. Güzel kokuyordu. Bakayım. Oh mis. Bu hangisiymiş? Ya ben gerçekten koku manyağıyım. Şöyle Febreze'in Limited Edition, her yerde de yok bunlar. DM falan bakmıştım bunlara. Her yerde yok. Bu arada odaklamadı. Odaklamıyordu ama Febreze'in arkadaşlar. Ve vanilya kokulu diyor. Gerçekten güzel kokuyor. O yüzden aldım. Bir de 2 adet şöyle yoğurt aldım. Kendime kola aldım. Böyle. Bu da poşeti. Şimdi bu poşeti böyle koyacağım. Çünkü birazdan çöpü çıkartacağım. O sen gelince attırayım onu hemen 2 dakika. Bu dışarıda dursun. Birazdan lazım bana. Şimdi tavuklarım var. Onları güzelce bir yıkayayım. Ondan sonrasında tavuklarımı güzelce yıkayayım. Onları kremalı yapacağım. O yüzden de zaten krema aldım ama bir tanesi yetecektir. Yanına da pilav yapacağım. Yoğurda salatası yapacağım. Bugünkü menü bu şekilde olacak. Yani yine yemek yapmak zorundayım. Şöyle biraz sıkayım. Her yere çok güzel kokuyor. Bu arada buraları da böyle daha dağınık ama olsun, evimiz güzel koksun. Yeterli. Bu arada iş Allah'tan akşam buradaki çamaşırları toparlamışım. Çünkü bir de çamaşır toparlayacaktım. Bunu hemen bu tarafa koyayım. Burada dursun. Evet, şimdi ilk önce tavuklarımızı bir yıkayalım. Onun için bu arada bunu da kaldırayım. Onun için sebzeleri de hemen koyayım. Haşlansın. Olsun, çıkmasına daha bir saat var. İnşallah otobüse yetişir. Babamla konuştuk. Ben gider alırım dedi. Ben de tamam o zaman, eğer yetişemezse ararım diye söyledim. Şimdi ilk önce dediğim gibi tavuklarımı bir yıkayayım güzelce. Ve kesmeye başlayalım. Bu arada geçen yaptığım et dürüm o kadar lezzetliydi ki arkadaşlar, mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten bilmiyorum, çok lezzetli olmuştu. O sarımsak yoğurduyla, etle, sebzesiyle gerçekten denemeye değer. Yani döner gibi olmuştu aynı. O yüzden deneyin. Siz de deneyin. Evet, şimdi bunları güzelce hemen şöyle bir keselim. Ve bu yana alalım. Yemeğimiz çabuk olması lazım. O yüzden ilk önce tavuğumu koyayım. Tavuğum yavrulurken hemen pilavımı yapayım. Yenecek hızıyla ilerliyoruz. Her zamanki gibi. Şöyle.
Her gün yemek derdinden gerçekten artık illallah geldi. Daha iş yerinden çıkmadan, bu arada ben buralarını atıyorum arkadaşlar çünkü yağlı. Ve yağlı hiçbir şekilde, yani beyaz et ya da kırmızı et hiçbir şekilde sevmiyorum. Bu arada hemen şeye de cevap vereyim, yağlı demişken kullandığım eti çok soranlar olmuş. Hem Instagram'dan hem de YouTube'da. İşte hangi eti kullanıyorsun, bir gram yağ yok, hangi tarafı o diyerekten soranlar olmuş. Arkadaşlar o dana bonfile olarak alıyorum ben onu. O yüzden de hiçbir şekilde yağ yok. Çünkü ben dediğim gibi ne beyaz ette ne de kırmızı ette yağ sevmiyorum. Mesela Özgür bazen bana kızıyor. İşte bu kadar yağsız et mi olur diyerekten, ama sevmiyorum, içim almıyor. Ve benim ağzıma geldiği zaman bu sefer tiksiniyorum. O yüzden de mesela şu anki gibi ayıklıyorum yani. Mesela bakın burası ve burasını alacağım ki kalmasın yağsı. Sevmiyorum dediğim gibi. O yüzden de kesinlikle yağlı et almıyorum. Kıymayı bile ben özel çektiriyorum. Çok az. Ya onu da dana şnitsellikten yapıyorum. Çünkü onda az yağ var. Böyle yani mümkün olsa o da hani azıcık Özgür'ün tabiriyle azıcık yağ tadı gelsin. Yani bu nedir diyerekten söylendiği için onu da yağlı alıyorum. Onu da kalsa da yağlı almam yani. Öyle söyleyeyim. Evet, şimdi tavuklarımızı dediğim gibi hallettik. Şimdi bunları güzelce, İlk önce bir yavaş pişime almayacağım. Hızlı hızlı alacağım. Şöyle bir açayım altını. Evet. Şimdi ben buna biraz yağ ekleyeceğim. Ama çok az yağ ekleyeceğim. Bu arada neye bastım yine? Evet, bu ocakta var ya. Bir basıyorsunuz. Her şey şey yapıyor. Şöyle biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Oğuzhan telefon açtı. Çıkmış okuldan. O kadar mutlu ki anlatamam size. Laptopları vermişler. Onu aradı, söyledi. Bu arada ben gavurdağ salatamın harcını hazırladım. Şimdi bunu kapatacağım. Birazdan sosunu hazırlayacağım. Pilavımı da hazırladım. O da hazır. Şimdi tavuklara geçeceğim. Daha tavuklara hiçbir işlem yapmadım. Böyle yavaş yavaş ağır ateşte kendi kendine oldu şu anda. Bir dakika, sizi şöyle biraz yakına alayım. Siz de görün. Çünkü öbür türlü diyorsunuz ki biz yakından göremiyoruz. Şimdi ben buna ne ekleyeceğim? Sebzem var diyorsunuz onu, ama şuna eklemeyeceğim. Şimdi ben buna ne ekleyeceğim arkadaşlar? Biraz krema, biraz baharat, biraz da şu krem peynirden. Ben öyle karışık yapıyorum, çok lezzetli oluyor. Bir de yanına patates püresi yapacağım. Ve yemeğim hazır. Bu arada makinem de bitti. Şimdi bunu komple böyle boşaltacağım. Şimdi belki diyeceksiniz ki biraz çok değil mi? Değil. Çünkü biraz da o şekilde foklayacak. Şimdi içerisine biraz da krem peynir ekleyeceğim. Şöyle bir şu kadarcık yeterli. Fazla eklemeyeceğim çünkü fazla malzemem yok zaten. Ondan sonra normalde o sebzeleri ben bunun içerisine karıştırıyorum. Ama bu sefer karıştırmayacağım. Çünkü çocuklar ayırıyor sebzeleri içerisinden. Ziyan oluyor. O yüzden sebzeleri bu sefer bu şekilde bırakıyorum. Onları süzeceğim. Ondan sonra içerisine hemen tuz atacağım. Şöyle biraz tuz. Daha hiçbir baharat eklemedim. Ondan sonra şu benim meşhur baharatım Croetta Rusticar. Bu arada Vegetta ne diye soranlar var. Sanıyorum ki Türkiye'den o arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de Vegetta, yani bu şekilde Vegetta yok. Vegetta şu arkadaşlar. Ve sebze çeşnisi. Yani çok farklı bir şey değil. Burada adı Vegetta olduğu için ben direkt Vegetta diye söylüyorum. O yüzden yani. Onun dışında hiçbir ayrı bir şey yok. Biraz karabiber attım. Şimdi biraz köri ekleyeceğim. Şöyle.
Şimdi köri ekledim. Biraz da zerdeçal ekleyeceğim. Ama çok az, fazla değil. Sadece rengi biraz daha sarı olsun diye ekliyorum. Normalde ben bunu Hindistan cevizi sütüyle de yapıyorum. Ama şu an evde Hindistan cevizi sütüm olmadığı için bu şekilde yapıyorum. Şimdi şunları güzelce bir karıştıralım. Başka bir şey de eklemeyeceğim. Bu kadar. Ve güzelce bir burada fokurdamasını sağlayacağım. Fokurdadıktan sonra bir daha zaten yemeğimiz de hazır. Biraz kremayı çekmesini istiyorum. Öyle yani. Biraz daha tavuklar pişsin. Çünkü suyu kendi suyunda pişti. Başka bir şey koyuyor muydum diye düşünüyorum şu anda ama koymuyordum ve gördüğünüz gibi rengi oradan gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Rengi böyle biraz sarımsı oluyor. Ve biraz daha eklerseniz tabii ki biraz daha sarımsı olur ama ben çok fazla tercih etmiyorum çok sarı olmasını. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Ve normalde dediğim gibi sebze de ekliyorum içine. O haşladığım sebzeler normalde bunun içerisine girmesi gerekiyor. Ama çocuklar ayırdığı için bu sefer ayrı tutacağım. Onları da şimdi güzel süzeceğim ve limonlayacağım. Şimdi böyle güzelce yine ağzını kapatayım. Kısık ateşte yavaş yavaş kendine olsun. İlk öncelikle 6 kaşık zeytinyağı ekliyorum ben arkadaşlar. Size ölçülü veriyorum şimdi. Normalde ben ölçülü yapmıyorum. Açık söylemek gerekirse göz kararı yapıyorum ama 3 4 5 ve 6. Şimdi nar ekşisine ihtiyacımız var. Zaten bütün lezzetini veren de bu nar ekşisi. Normalde 4 kaşık yeterli ama ben 4 kaşıktan genelde daha fazla koyuyorum. Çünkü bence nar ekşisi bol olunca güzel oluyor. Bakın şu anda 4 kaşık. Ben ama şöyle 6 kaşık koyuyorum. Evet. 6 kaşık nar ekşisi. Biraz sumağa ihtiyacımız var. Ama fazla istiyorsanız dediğim gibi fazlasını da koyabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı. Ben 1,5 koyayım. Ve tuzunu da ekledikten sonra salatamız hazır. Güzelce karıştırıyoruz. Tuzuna bakacağım tekrar. Çünkü fazla eklemedim. Daha doğrusu bu tuz hafif tuz herhalde. Fazla lezzet, tuz lezzeti gelmiyor. Anlatamadım. Tuz tuzsuz olur mu diyeceğim şimdi ama öyle yani. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Evet, salatam hazır. Bu şekilde. Birazdan lezzetine bakacağım. Bu şekilde mesela önceden yapıyorum ben. Sulanıyor. Çok lezzetli oluyor. O suyu özellikle çok lezzetli oluyor. Bilmiyorum. Özgür hiç sevmiyor. Ben çok seviyorum. O yüzden. Evet, bu da hazır. Şimdi tavuğumuz da yavaş yavaş böyle kendi kendine orada oluyor. Ben şimdi hemen şurayı sileceğim. Ondan sonra gideyim, çamaşırlarım durdu. Onları bir asayım. O sırada büyük bir ihtimalle Oğuzhan da zaten otobüse binmiştir. Birazdan Oğuzhan gelir. Böyle. Heh. Verdiler mi sana onu? Verdi. Ona göre dikkat et. 4 sene onu kullanacaksın. Oyun moyun yükleme yani. Ben sana söyleyeyim. Zaten anne privati yaptı. Nasıl şey yaptı? Üstünü bir çıkar önce. Tamam, bekle. Üstünü çıkar önce. Bekle. Dur, nerede o? Şu. Şöyle göstereyim size. Tabağı bu şekilde oldu. Bu Oğuzhan'ın tabağı. Ben bir de yanına sebze koyacağım. Bu şekilde yiyeceğiz. Bir de salatam var biliyorsunuz. Şimdi biz sofrayı kurduk. Bize afiyet olsun. Birazdan tekrar görüşürüz. Ortalık da toparlandı. Bulaşıkları da yerleştirdim. Makineyi de çalıştırdım. Şimdi Mete'nin üzerini değiştireceğim. Pijamaları giyelim. Pijamanın bir altı orada. Üstünü giyeyim. Her gün, her gece gerçekten üzerini değiştiriyorum. Yani bu kadar terlemek ben bilmiyorum. Anlamadım gitti. Bu arada Oğuzhan
laptopuna girmeye çalışıyor ama ikinci account yapmışlar. Ötekine bir türlü giremediler. Bilmiyorum. Neler şimdi olacak? Ay. Bu arada şimdi büyük bir ihtimal soranlar da olacaktır. İşte kaldır hani. Ücretsiz mi verdi okul diye? Hayır tabii ki de biz bir ücret ödedik. O ücretle verdi. Bak bir de neresi Ali bak biliyor musun bunun? Bak bunu böyle şey bak. Bakın buradan kapandı. Hop açıldı. İlk 4 sene boyunca okulda da lazım olduğu için tabii okuldan olduğu için farklı bir fiyat ödendi. Normal almaya kalktığımdan daha uyguna geldi öyle söyleyeyim. 4 sene boyunca laptop onların 4 sene sonrasında onlarda kalacak. Böyle okul için daha çok zaten şey ama öğretmen dediğim gibi bir ekstra hesap da açmış. Çünkü çocukları az çok biliyor. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Bye bye.